Artık IMF borcu yok, sıfırlandı. Bitti bu iş. Şimdi şöyle söyleyeyim. IMF ve borcu ödedik. Ey koçum benim be. Kim tutar seni be? IMF borç ödemek enayiliktir, biliyor musunuz? Enayi. Türkçesi ben enayiyim diyor. Evet, net söylüyorum. Niye enayi? IMF'in ne olduğunu bir kere size çok kısa söyleyeyim. IMF uluslararası ticaretin serbestçe yürümesini sağlamak için kurulmuş ve kuruluşunda bizim de ortak olduğumuz, ki halen de ortak olduğumuz bir kurum. Bunun görevi şu: ben 3 ay 5 ay vadeli bir ülkeden mal almışım, günü gelmiş ödeyemiyorum. IMF'e diyorum ki arkadaş, bak bana şu kadar ver, sana da 3 ay sonra 5 ay sonra sana ödeyeyim. Ticaret tıkanmasın. IMF de bana bir kontenjan tayin ediyor. Bu kontenjan da Türkiye'nin 26 milyar dolardır. IMF ile ilgili birçok toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti temsilen bulundu. Ve bu limit dahilinde 25 milyar dolar limit dahilinde kullandırmalar yapmıştır. Diyeceksiniz ki Türkiye'ye hiç 25 milyar dolar kullandırmış mıdır? Hayır. Türkiye hiç 25 milyar dolar IMF'den para kullanamamıştır. Kademe 1,5, 2, 3, 5, 6. En son 6 milyar dolarlık bir şeyimiz vardı. Kullandığımız para vardı. Ödediği faiz sıfırla yarım arasında, yani bizim onda ödememiz gereken faiz sıfırla yarım arasında değişen bir faiz oranıdır. Türkçesi bugünkü ortamda faizsiz borç veren bir kurum durumundadır. IMF bir banka değildir. Bir banker değildir. 1944'te kurulmuştur. Türkiye o zaman asli ortaktı. Bugün görünürde ortak ve bizi IMF genel kurullarından kim temsil ediyor biliyor musunuz? Hollanda temsil ediyor. Lagarde işte geçen dün mevzu gün seçildi. Biz yokuz ha. Sen çünkü küçük ortak anlayamıyorsun. Minik ortak. Yani oy verme hakkı yok. Oy verecek şeyde değilsin, noktada değilsin. Sen IMF'e sermayedar olarak katılmamışsın. Ona rağmen sana faizsiz borç veriyor. Ondan sonra sen tutu %12 faizle minimum borçlanıyorsun. IMF'de borcunu ödüyorsun. Yani sizin faizsiz bana borcunuz var. Ben de sizden bunu istemiyorum. Gidiyorsunuz bankerden %12 faizle borç alıp getirip benim parayı veriyorsunuz. Bankere %12 ödemeye devam ediyorsunuz. Minimum %12, keşke %12 olsa daha fazla. İşte yapılan bu. Şimdi bunu kasım kasım kasılır. Orada burada. Ey IMF, sana borcumuz yok. Olur mu, haberimiz yok. IMF bizden borç para istiyor. Yani aynı neye benziyor biliyor musunuz? Hep söylerler ya, Eminönü'nde Yeni Valide Camii'nde direnip Sultanahmet'te sadaka vermiyor. Gören de zanneder ki böyle dolu. Daima kasılacaksın abi, hava böyle. O biçim hava. Zaten Türk siyasetçisinin çoğunun en büyük sermayesi air condition. Devamlı hava basar abi. Devamlı böyle. Gazi. Bizim de belki oradan geliyor. Ha, ver gazı coştur nazı hikayesi. İyi daha yani. Sonuçta bir şey yok yani. Ne olacak? Demek ki IMF meselesi bu. Bak burada huzurunuzda söylüyorum, enayi diyorum. Yani bunu yapan kim olursa olsun iktisadi bakımdan enayidir. Faizsiz borcunu faizle borçlanıp ödeyen adama ne diyorlar abi? En hafif tabiriyle yani. Başka şeyler de söylenir de. O zaman dersin ki, oğlum dersin, sen faizsiz borcunu faizle ödüyorsan, o zaman
O sana faizle para veren adamdan bir, değil mi abi? Bir sakalı vardır yani. Niye yani böyle bir şey? Akıl dışı işte.